Merhaba arkadaşlar. Bu topraklar Kuzey Avrasya'da yer alan Rusya. Burası da Orta Avrupa'da yer alan Avusturya. Ülke büyütme işlemini yapmadan önce Rusya'nın yüz ölçümü 17 milyon 100 bin kilometre kare, Avusturya'nın ise 83.871 kilometre kare olduğunu biliyoruz. Ardından Megabox'ımızı Avusturya topraklarına gönderip yeşil tuşa basıyoruz ve Megabox'ı kaldırdığımızda Avusturya'nın yüz ölçümünün yaklaşık 203 kat büyüyerek Rusya ile aynı boyuta eriştiğini görüyoruz. 203 sayısını Rusya ile Avusturya arasındaki kıyas oranı olarak alıyoruz. Akdeniz ve Avrupa kıtası Avusturya topraklarının altında kalıp yok olurdu. Bu ülkenin Afrika, Amerika ve Avrupa'da toprağı olmasıyla 3 kıtada toprağı olan ülke unvanını alırdı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ne karayoluyla ulaşım sağlanırdı. Türkiye'de yaşıyorsanız aracınızla yola çıksaydınız 5 günde Amerika'ya ulaşırdınız. Özellikle Meksikalılar sınırdan Avusturya topraklarına geçmeye çalışır, Avusturya ise bir dizi önlem almak zorunda kalırdı. Avusturya'nın en büyük gölü olan Neusiedl Gölü toprakların büyümesiyle Rusya'nın en büyük gölü olan Baykal Gölü'nün 2 katı büyüklüğüne erişirdi. Linz şehri adeta buz tutarken Graz şehrinde çöl safarisi yapılırdı. Berberiler ve diğer Afrika halkları su kaynakları oldukça fazla olan Avusturya'ya göç etmeye çalışırlardı. Gulf Stream sıcak su akıntısının etkisiyle Alp dağlarındaki kalıcı buzullar erirdi. Ekvatora yakın olması sebebiyle Avusturya'nın güney bölgelerinde tropikal meyveler yetiştirilmeye başlanırdı. Ayrıca meşe ve kayın ormanlarının yanı sıra yağmur ormanlarına da rastlanırdı. Atlas Okyanusu'nda büyük bir köprü olup lojistik tırların Amerika'ya ulaşımdaki tek kara rotası olacağı için Avusturya buradan önemli gümrük gelirleri elde ederdi. Rusya, Avusturya üzerine inşa edeceği boru hatları sayesinde doğal gazı Amerika kıtasına ulaştırırdı. Capra Ibex denilen Alp dağ keçileri kar sınırının yakınındaki dik ve engebeli arazilerde yaşama eğilimindedir. Bu yüzden Amerika'daki kayalık dağlarına da göç edip buralarda yaşamaya başlarlardı. Fakat bu bölgede yaşayan katır geyiği ile bölgenin liderliğini ele geçirme savaşı verirlerdi. Muhtemelen Alp dağ keçileri cüsseleriyle kayalıkların çoğunu kontrol altına alırdı. Avusturya toprakları büyüdüğü için ekilecek alan artıp yıllık meyve ve sebze üretimi 1 milyon tondan 203 milyon tona çıkardı. Böylece 9 milyon ton tarım üretimi olan Rusya'dan bir hayli üretken bir devlet olurdu. Rusya topraklarının tarıma elverişsiz olması ve soğuk iklimi nedeniyle meyve ve sebze üretimi düşüktür. Avusturya'nın nüfusu 203 kat artarak 1 milyar 827 milyon kişiye ulaşırdı. Böylece 143 milyon nüfuslu Rusya'dan daha yoğun nüfuslu bir ülke olurdu. Avusturya'nın gayri safi yurt içi hasılası 9 trilyon 764 milyar dolara yükselirdi. 1 trilyon 830 milyar dolar gayri safi yurt içi hasılası olan Rusya'dan 9 kat daha iyi bir ekonomiye sahip olurdu. Askeri gücü karşılaştırdığımızda toprakları büyüyen Avusturya'nın yeni hava gücü sayısı 5850, Rusya'nın ise 4182 hava gücü envanterinde yer alırdı. Tanklardan 11.368 tane bulunurken Rusya'nın ise 12.566 tane tankı bulunurdu. Zırhlı araçlardan 215 bin adet Avusturya envanterinde yer alırken Rusya envanterinde 151 bin tane yer alırdı. Arkadaşlar, karşılaştırmalara baktığımızda eğer Avusturya ve Rusya eşit büyüklükte olsaydı, Avusturya hem ekonomi hem de nüfus bakımından Rusya'dan büyük olurken askeri güç açısından birbirine yakın büyüklükte olurlardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.